Değerli öğrencilerim, merhabalar dostlar. Şimdi bu videomuzda 23. bölüme geçiyoruz arkadaşlarım. Prizmalar bölümündeyiz. Toplam 17 adet köşe taşımız mevcut bu bölümde. Bakalım prizmaları 17 köşe taşıyla öğrenmeye çalışalım dostlar. Hemen birinci köşe taşımız. Bakalım ilk sorusu ne diyor? Vira bismillah diyelim, hemen başlayalım dostlarım. Diyor ki, taban alanı 15 santimetre kare olan bir dik prizmanın hacmi 90 santimetre küptür. Buna göre bu prizmanın yüksekliği acaba nedir diye bir soru soruyor. Burada şunu öğretmeye çalışıyor dostum. Prizmanın hacim formülü neydi? Bütün prizmaların hacim formülü, şöyle yazayım ben bir kere kafadan. Hacim eşittir. O prizmanın taban alanıyla o prizmanın yüksekliğinin çarpımına eşit. Şimdi biz hacmini biliyoruz, 90. Taban alanını biliyoruz, 15. 15 ile neyin çarpımı 90? Tabii ki 6'nın. Cevap Bursa'dan geldi. Yüksekliğimiz 6 çıktı. Şuna bakalım. Bir 12 geni taban kabul eden bir dik prizmanın kaç yüzeyi dikdörtgendir diye bir soru sormuş bize dostlarım. Tabii ki cevap 12 tane yüzeyi dikdörtgen olacak. Şimdi prizmalarda yan yüzeyler dikdörtgen oluyor dostlarım. Şimdi bir üçgen prizma düşünelim. Şöyle bir üçgen prizma çizeyim. Şöyle çizmeye çalışayım. Şöyle bir üçgen prizma çizdim. Bakın üçgense tabanı, yan yüzeyleri 3 tane olacak. Birinci yüzey, şu bizim ikinci yüzeyimiz, bir de şu en önde bize dönük olan şöyle mavi yaptığım bir yüzey var. Tabanı üçgense 3 tane yüzeyi var. Dörtgense 4 tane yan yüzeyi, beşgense 5 tane yan yüzeyi olacak. Bu 12 gen olduğu için 12 tane yan yüzeyi var. Ve prizmaların yan yüzeyleri dikdörtgendir. Dolayısıyla 12 tane dikdörtgenden oluşuyordur bizim 12 gen prizmamız. Ama mesela şöyle olsaydı, dikdörtgen prizma deseydi bize, hemen şöyle onu da çizeyim ben. Dikdörtgen prizma. Bakın dostlar, dikdörtgen prizmanın 4 tane yan yüzeyi var. Dolayısıyla 4 tane dikdörtgen yan yüzeylerden olu geliyor. Ama bir de bunun tabanları da dikdörtgen olduğu için 6 tane dikdörtgenden oluşur deriz. Sadece dikdörtgenler prizması 6 tane dikdörtgenden oluşur. Mesela kare prizma vardır. Tabanı ve üst tabanı karedir bunların. Kare olduğu için, yan yüzeyleri dikdörtgen olduğu için 4 tane dikdörtgen vardır diyebiliriz. Evet, ikinci sorumuz da böyleydi. Geldik 3 numaralı soruya. Bir ayrıtı 5 santim olan bir eşkenar üçgeni taban kabul eden ve yüksekliği 8 olan prizmanın yanal alanı nedir diye bir soru sormuş. Şimdi hemen buraya yanal alan, yani yan alan formülünü yazıyor. Yan alan dediğimiz şey tabanın çevresi çarpı yükseklik formülüyle bulunuyor. Sakın hacimle karıştırmayın. Hacimde neydi? Tabanın çevresi değil, tabanın alanı olacaktı burası. Hacim formülünde taban alanı, yanal alan formülünde tabanın çevresi çarpı yükseklik. Şimdi bir ayrıtı 5 santimse bizim eşkenar üçgenimizin dediği gibi tabanmış bu eşkenar üçgen. Şöyle bir prizmaymış arkadaşlarım bu. Tabanı eşkenar üçgenmiş ve tabanımızın çevresi o zaman 3 tane 5, yani 15 diyebiliriz. Çarpı bir de yüksekliğimiz var, 8. İşte bu da çarpımları bize yanal alanı verecek. 80, 8 kere 5, 40, 120 çıkıyor sorumuzun cevabı. Bir sonraki soruya geldim. Dördüncü sorumuz. Alanı 24 santimetre kare olan çokgensel bölge ile oluşturulan prizmatik yüzey, yanal yüzeylerinden oluşturulan doğrulara dik ve birbirine paralel iki düzlem ile kesiliyor. Tamam. Bu düzlemler arasındaki uzaklık 7 santim olduğuna göre oluşan prizmanın hacmi kaç santimetre küptür diye bir soru sormuş bize. Bir prizmatik yüzey, yanal yüzeylerini oluşturan doğrulara dik ve birbirine paralel iki düzlem ile kesiliyor. Şimdi alanı 24 santimetre kare olan çokgensel bölge ile oluşturulan bir prizmatik yüzey varmış dostlarım. O zaman şöyle hesaplayalım dostlar bunu. Şimdi bir tane çokgensel bölge var. Şöyle bir çokgensel bölge. Artık kaç kenarlı olduğunu bilmiyoruz ki bunun alanının 24 olduğunu biliyoruz. Aynısından
Bir tane de şurada aşağıda var. Şimdi bunları dikdörtgenlerle şöyle çizdik, birleştirdiğinizde işte bir prizmatik yüzey oluştu karşımıza. Böyle bir prizmatik yüzey çıktı. Ve bu iki çokgensel bölgenin arasındaki uzaklık ise, bu iki düzlem arasındaki uzaklık yani dostlarım, bizim yüksekliğimiz olacak 7. Prizmanın hacmi de taban alanı çarpı yükseklikten 7 çarpı 24. 7 kere 20 140. 7 kere 4 28 topladım 168 çıktı. Adana'dan geldi sorumuzun cevabı. Evet, birinci köşe taşını gömdük. Hemen çevirdik arka tarafı ve geldik ikinci köşe taşına. Şimdi artık işimiz şekillerle galiba. Şöyle birinci sorumuzu okuyoruz hemen dostlarım. Diyor ki: şekildeki dikdörtgenler prizmasında AB 8, şimdi biraz daha şöyle küçültelim. AB 8, orası da 4. Prizmanın hacmi 96 olduğuna göre yüzey alanı nedir diye bir soru soruyor bize. Şimdi bu prizmamızın tabanı şurası arkadaşlar. Şu yerdeki dikdörtgen taban. O zaman taban alanı bu dikdörtgenin alanı, yani 8 çarpı 4. Bir de yükseklikle çarptığımızda biz bunu neye eşit olacaktı? Hacme. Yani 96'ya. Hemen 8 kere 4 32. 96 bölü 32'den h eşittir 3 geldi. Şimdi h'ı bulduk, 3. Yani yüksekliği 3 birimmiş bunun. Bize neyi soruyor? Yüzey alanını. Şimdi yüzey alanı bulmak için şöyle seçenekleriniz var. 1. 6 tane dikdörtgenden oluşuyor bu prizma. Dolayısıyla tek tek dikdörtgenlerin alanlarını bulup toplayabilirsiniz. Bu birinci yol. Ya da ikinci yolumuz şuydu. Bir önceki köşe taşında da söyledik, yani tabanın çevresini bulup bunu yükseklikle çarpınca da yüzey alanını, pardon, yan alanını bulmuş oluyorsunuz. Bunun üstüne bir de taban alanlarını eklediğinizde alın size tüm alanını bulmuş oluyorsunuz. Yani yüzey alanını. Neymiş, bir daha söylüyorum. Şimdi yan alanını buluyorum. Yandaki 4 tane duvarın alanını. Onları da nasıl buluyormuşuz? Tabanın çevresi çarpı yükseklik. Bu 1, 2. Ekstra bir de ne yapıyormuşum? Taban alanlarını, alt ve üst taban alanlarını da toplayınca tüm alanını, 6 tane dikdörtgenin alanını bulmuş oluyormuşum. Bu da ikinci yol. Ya da formül aklınızdaysa dostlarım, formül de şöyleydi. İki tane bu kenarların ikişer ikişer çarpımı. Üç farklı uzunluğu var ya. İkişer ikişer çarpıyorum. 4 ile 3'ü çarpıyorum, 12. 4 ile 8'i çarpıyorum, 32. Bunları topluyorum bir de. Bir de 8 ile 3'ü çarpacağım, 24. İşte bu da bizim yüzey alanımızın formülü. Hadi toplayalım bunu. 32, 12 daha 44. 48, 68. 2 ile çarparsam 68'i 120, 136 geliyor. Cevap Denizli'den çıkıyor arkadaşlar. Evet, ikinci sorumuz. Ayrıtları 2, 3, 5 ile orantılı olan bir dikdörtgenler prizmasının, çok klasik bir soru arkadaşlarım. Her soru bankasında mutlaka karşınıza çıkacak, kenarları bilmem nelerle orantılı olan bir dikdörtgenler prizması şeklinde. Şimdi buna göre hacmi nedir diye soruyor. Hemen şu işlemi yapalım. Şimdi yüzey alanını vermiş ya bize. Yüzey alan formülü şuydu. 2 çarpı, bu adamın kenarlarını ikişer ikişer çarpacağız. Şimdi biz A kenarına 2 ile orantılı olduğu için 2K diyelim. B kenarı olsun ikinci kenarı. Bu 3 ile orantılıysa 3K. C kenarı da 5 ile orantılıymış, 5K diyelim. İkişer ikişer çarpıyorum şimdi yüzey alanını bulmak için. 2 çarpı 2 ile 3'ü çarpalım, 6K kare. Artı 3 ile 5'i çarpalım, 15K kare. Artı 2 ile 5'i çarpalım, 10K kare yaptı. İşte bu da 558'e eşitmiş, yüzey alanını yazdık. Şimdi burayı bir toparlayalım. 15, 25, 31K kare yaptı. 2 çarpı 31K'nın karesi eşittir 558. Hemen bir 2'ye bölelim ilk önce. 558'i de bir 2'ye bölelim. 2 kere 2 4, 1 çıktı. 15 de 4, 7 kere 2 14, 1 de 18 de 2, 9 kere 279 geldi. 31 k kare. Şimdi 9 ile çarpsam olur mu? Evet, olur. K kare eşittir 9'dur. K eşittir 3 geldi diyebiliriz. K'yı bulduk. Yani ne demek bu? Bütün kenarlarını bulduk. 2K 6 yapar, 3K 9 yapar, 5K 15 yapar. K 3 olduğu için. Prizmanın hacmi nedir diye soruyor bize. Prizmanın hacmi neydi?
taban alanı çarpı yükseklik. Ya da dikdörtgenler prizmasında neydi olay? Üç kenarı da çarpıyorsun, hacim çıkıyor. Çünkü bunlardan herhangi ikisini taban kabul edersen diğeri yükseklik olur. İster bu ikisini taban kabul et, yükseklikle çarp. Sonuçta tabanı da bulurken ikisini çarpacaksın. Dolayısıyla kısaca üçünü de çarpmış olacağız dostlarım. Hemen çarpalım. 6 ile 15'i çarpalım. 60, 90 yapar. 90 ile de 9'u çarpalım. 81, 810 yaptı. Adana'dan geldi sorumuzun cevabı. Evet, geçtik hemen bunu. Geldik 3 numaralı sorumuza. Hacmi bilmem ne olan dikdörtgenler prizmasının ayrıtları A, B ve C'dir. Şimdi hacim neydi? Taban alanı çarpı yükseklik ya da dikdörtgenler prizması için ne demiştik? Üç kenarını çarp. O zaman A çarpı B çarpı C'dir bunun hacmi ve 72'ymiş arkadaşlar. Şimdi şurada da bir kesirli ifade vermiş. Hemen payda eşit diyelim. Bunu B çarpı C ile, bunu A çarpı C ile, bunu da B çarpı A ile çarpıp paydalarımla eşitlemiş olalım. Burası ne oldu? BC artı burası ne oldu? AC artı burası da BA bölü ABC eşittir 72 geldi. Şimdi hemen içler dışlar eşittir 72 diyorum, çok özür dilerim. 1 bölü 8 geldi. 72 şurası, şimdi hızlı hızlı gittim ben. 72 A çarpı B çarpı C'ydi. O zaman 72'yi buraya yazalım. 72 ile şurayı çarparsak ne geldi kardeşim? 72 oldu 1 ile çarpımı. Eşittir. Buradan da 8 tane BC artı AC artı BA geldi. Şurayı bir 4'e bölelim. Burayı da bir 4'e bölelim. 4'e bölersek 18 eşittir. 2 tane BC, AC, AB kaldı. Peki şu ikişer ikişer çarpımlarının iki katı neye eşitti dostlarım? Neye eşit olacaktı? Yüzey alanına. Demek ki bizim yüzey alanımız 18 birim kareymiş diyebiliriz. Şuna geldik. Bir dikdörtgenler prizmasının tüm ayrıtları ikişer santim uzatılırsa hacmi 80 santimetre küp artıyor. Şimdi olay şöyle. Prizmanın kenarları A, B, C olsun. Hacmi bu durumda da işte X olsun mesela. Hacmi buydu. Sonra kenarlarını ikişer santim uzatıyorum. Yani A artı 2 oluyor. B artı 2 oluyor. C de C artı 2 olduğunda bu durumda hacmi yani x 80 santimetre küp artıyormuş. Bu prizmanın farklı ayrıtları toplamı 8 santim olduğuna göre yani A'nın, B'nin ve C'nin toplamı 8 santimetre olduğuna göre diyor. Yüzey alanı nedir diye bir soru soruyor. Yüzey alanının formülü neydi? 2 tane AB artı AC artı BC. Böyle de formülümüz vardı. Bize de bunu soruyor arkadaşlar. Şimdi ne yapalım öğretmenim? Bundan sonrasında şöyle bir işlem yapabiliriz arkadaşlar. Mesela şuradaki A artı B artı C eşittir 8 diyor ya. Burada her iki tarafın bir karesini alsak mı diye düşünüyorum. Burada her iki tarafın karesini alarak başlasak mı acaba diye düşünüyorum. Ya da şöyle yapabiliriz. Şurayı bir açarak A çarpı B çarpı C gelmesini sağlayabiliriz. Bir bunu deneyelim arkadaşlarım. Şöyle farklı bir renk kalem alalım. Şurayı bir açalım biz. Şimdi şunları çarpıyorum. A ile B'nin çarpımı AB. A ile 2'nin çarpımı 2A. 2 ile B'nin çarpımı 2B. 2 ile 2'nin çarpımı artı 4. Bir de yanında C artı 2 var. Eşittir. X artı 80. Şimdi bunu da dağıtalım. AB'yi sırayla içeriye dağıtıyorum. ABC geliyor C ile çarpınca. Bir de 2 ile çarpalım. 2AB. Şimdi 2A'yı dağıtıyorum. Artı 2AC geliyor. 2 ile çarpınca 4A geliyor. Artı 2B'yi dağıtıyorum. 2BC geliyor. 2 ile çarpınca 4B geliyor. Ha, evet, buradan daha kolay çıkıyor. Şöyle biraz daha bu tarafa alalım. Neyi dağıttık? 2B'yi dağıttık en son. 4'ü dağıtalım. Artı 4C artı 8 eşittir X artı 80. Şimdi X neydi? A çarpı B çarpı C. O zaman bununla bu X sadeleşti. Şimdi burada neler kaldı? Bak, 2AB, 2AC, 2BC kaldı. Yani şöyle yazayım. 2AB, 2AC ve 2BC kaldı ki zaten ben burayı arıyorum aslında. Burayı soruyor bana. Artı 4A var, 4B var, 4C var. Yani 4 parantezinde A artı B artı C var.
Bir de artı 8 var. Eşittir 80 kaldı burada da. Evet, soru gitti artık bundan sonrası. A artı B artı C 8'di. 4 ile 8'i çarptım. 32. Bir de burada 8 var. 40 yaptı şurası. 40'ı da sildim. Buradan da 40 götürdüm. 40 kaldı aradığım yer. Yani cevap Edirne'den çıktı dostlar. Evet, ikinci köşe taşını da gömdük. 1 ve 2 tamamdır. Hemen 3 numaralı köşe taşına geçelim bakalım ne diyor. Birinci sorumuz. Şekildeki dikdörtgenler prizmasına 6, 2 ve 3'ü vermiş. EC nedir diye bir soru soruyor bize. Dostlar buradaki EC bu prizmanın birbirine en uzak iki köşesini birleştiren doğru. Bunun adına biz cisim köşegeni diyeceğiz. Cisim köşegeni. Ve cisim köşegeninin formülü şudur. Cisim köşegeni eşittir kök içinde 3 farklı ayrıtının kareleri toplamı. Yani 6'nın karesi, 2'nin karesi ve 3'ün karesinin toplamı olacak dostlarım. Toplayalım. 36, 4 daha 40, 9 daha 49 dışarıya çıktı. 7 diyebilirim. Şekildeki dikdörtgenler prizmasında AG 10, BG 4 kök 3. Şurası 4 kök 3, şurası 10. Buna göre de diyor ki X nedir diye de bir soru sormuş bize. Şimdi dostlar burada da şunu bileceğiz. Yan kenarın köşegeni tabandaki kenara daima dik olur. Şurası 90 derece. Yani burada bir Pisagor bağıntısı var arkadaşlarım. Hemen bulalım. Onun karesi 100 eşittir x kare ile 4 kök 3'ün karesinin toplamını. Yani 48. 48'i bu tarafa atarsak 52 eşittir x kare. Kök 52 eşittir x. Kök 52 de 2 kök 13'tür. Cevap Denizli'den geldi. Şuna bakalım. Ayrıtlarının uzunlukları ardışık 3 tam sayıdır. Yani birinci ayrıtı x, ikinci ayrıtı ardışık mı diyordu? Evet, ardışık. X artı 1, ikinci ayrıtı da x artı 2. Aralarında birer fark bulunan ardışık 3 tam sayıyı yazdım. Bu prizmanın cisim köşegeni kök 29 olduğuna göre hacmi nedir diye soruyor. Şimdi cisim köşegeni neydi dostlarım? Kök içinde 3 kenarının kareleri toplamı. Yani x'in karesi artı, x artı 1'in karesi artı, x artı 2'nin karesi. İşte bu bizim cisim köşegenimiz ve bu da kök 29'muş. Şimdi bir kere her iki taraftan kökleri silelim. Her iki tarafın karesini aldık. Şimdi şunu da bir açalım. X kare. Şurayı açıyorum. Birincinin karesi. İkincinin karesi. 1. Birinci ile ikincinin çarpımının 2 katı 2x. Artı burayı açıyorum. Birincinin karesi, ikincinin karesi, birinci ile ikincinin çarpımı. 2 katı eşittir 29 diyorum. X kare, x kare, x kare. Yani 3 tane x kare var. 1 var, 4 var, 5, 2x var, 4x var, yani 6x var. Eşittir 29 dedim. Şimdi düzenleyelim tekrardan. Burada bir 3x karemiz var, artı 6x'imiz var. 5'i de buraya atarsam burada 24 kaldı. Bir de 3'e bölelim, şurada yapayım. X kare artı 2x eşittir 3'e bölersem 8. Hatta bir hepsini bir araya, ya da şöyle yapalım. X parantezinde x artı 2 eşittir 8. 2 yazarsam burası 4 oluyor. 2 çarpı 4 8'i sağlıyor. Demek ki x 2. Bir kenarını bulduk yani 2. Diğer bir kenarı bir fazlası 3. Diğer bir kenarı da 4. Hacmini soruyordu bize. Hacim formülü neydi? 3 kenarın çarpımı. 2 çarpı 3 çarpı 4. 2 kere 3 6. 6 ile de 4'ün çarpımı 24 çıktı. Geldik şuna. Diyor ki yüzey alanı 40. Dikdörtgenler prizmasının farklı ayrıtları ABC'dir. Bu prizmanın cisim köşegeni kök 41 olduğuna göre A artı B artı C. Şimdi hemen şurada formülümüzü yazalım. Yüzey alanı neydi dostlarım? 2 tane kalemimiz bitti. Şunu alalım. 2 tane A çarpı B artı A çarpı C artı B çarpı C. Yüzey alanı 40'mış. Bunu 40 vermiş. Başka? Cisim köşegeni. Cisim köşegeni de kök içinde A kare, B kare ve C karenin toplamıydı. Onu da kök 41 vermiş. Yani her iki tarafın karesini alırsam A kare, B kare ve C kareyi biz 41 olarak buluruz. Bu da dursun elimizde. Bak bunu biliyoruz. Şunu biliyoruz. Bir de neyi soruyor bize? A artı B artı C kaçtır? Şimdi bizim yapmamız gereken A artı B artı C'nin karesini açmak. Bakın açınca neler geliyor? Birincinin karesi,
İkincinin karesi üçüncünün karesi artı ikişer defa bu üçünün ikişer ikişer çarpımı, yani AB, AC ve BC'nin çarpımına eşittir. İşte bu üçlü karenin açılımında bakın bizim bildiğimiz bilgiler var. Yani A kare B kare C kareyi biliyorum 41. İki tane AB, BC, AC'yi biliyorum 40. Topladım 81. Neyin karesi 81? 9'un. Demek ki üçünün toplamı 9 olacak dedim. Evet, 3 numaralı köşe taşımız da tamamdır. Hemen çevirdik arka tarafı ve 4 numaralı köşe taşını çözmeye başlıyoruz. Birinci sorumuz. Şekildeki küpte BH9, yani cisim köşegeni 9. A küpmüş bu arada. Bu küpteki cisim köşegeni de şöyle oluyor arkadaşlarım. Bir kenarın kök 3 katıdır cisim köşegeni. Bunun ispatı da gayet kolay. Hani neydi cisim köşegeninin formülü? 3 kenarının kareleri toplamı. Yani a kare a kare a kare. 3 a kare yapıyor. A dışarıya çıkıyor. A diye 3 içeride kalıyor. A kök 3 olarak bulunuyor cisim köşegeni. Ve bunu da bize neyi vermiş? BH'ı, yani cisim köşegenini 9 olarak vermiş. Hemen her iki tarafı kök 3'e bölersem bir kenar uzunluğunu bulurum. A eşittir 9 bölü kök 3. Yani 9 kök 3 bölü 3 gelir ki o da 3 kök 3 yapar. Evet, bir kenar uzunluğunu 3 kök 3 bulduk. Yüzey alanını soruyor bize. Küpün 6 tane kareden oluştuğunu biliyorum. 6 tane karenin alanını soruyor o zaman bize. 6 tane 3 kök 3'ün karesi. 3 kök 3'ün karesi 27'dir. 6 tane 27'yi soruyor. 27 çarpı 6 yapıyorum. 42 elde var 4. 12 4 daha 16. 162 yapıyormuş. Sorumuzun cevabı Adana'dan geldi. Bir ayrıtı 6 santim olan küp verilmişti. Bakın bu 6, bu da 6. Burası şimdi kare olduğu için şu 45, 45, 90'dan 6 kök 2'dir. Bu karenin köşegeni. Bu karenin köşegeni, yani şu da 6 kök 2'dir. O zaman bu da 6 kök 2'dir. Bu da üstteki karenin köşegeni. Buna göre alan EBG. Bakın bu EBG dediğimiz üçgen eşkenar üçgen çıktı arkadaşlarım. Üç kenarı da eşit. Eşkenar üçgenin alan formülü bir kenarının karesinin kök 3 katının 4'e bölümüydü. Bu eşkenar üçgenin alanı. Şimdi bir kenara 6 kök 2 olduğu için karesi 36 çarpı 2'den 72. Bölü 4 çarpı kök 3. 4'e bölelim 18 gelir. 18 kök 3'tür sorumuzun cevabı. Yandaki şekilde 3 eş küp üst üste konularak yeni bir dik prizma elde edildi. A ile G noktalar arasındaki uzaklık 3 kök 11 santim olduğuna göre kullanılan küplerin bir ayrıtı kaç santimetredir diye bir soru sormuş. Şimdi bu küpse şurası da A, burası da A. Şurası da A. Şimdi aynı küp olduğu için bunların da yükseklikleri AA. Bize de diyor ki A ile G arasındaki uzaklık, yani cisim köşegeni değil mi bu prizmanın? Peki prizmanın cisim köşegenini nasıl buluyorduk? Biz kök içinde 3 kenarı, bakın birinci kenarı A, ikinci kenarı A, üçüncü kenarı 3A. Bunların kareleri toplamı, yani A kare, A kare 3A'nın karesi ise 9A karedir. İşte bu cisim köşegeni 3 kök 11'miş. Hadi toparlayalım. 9A kare 10A kare 11A kare yapar. A kare dışarıya A diye çıkar. Kök içinde 11 kalır. 3 kök 11'miş. Kök 11'ler gitti. A'yı biz 3 bulduk. Sonra kullanılan küplerin bir ayrıtı 3 santimdir diyebiliriz. Ayrıtları 2, 4 ve 8 santim olan demirden yapılmış bir dikdörtgenler hepsini eriterek elde edilen maddenin tamamıyla içi dolu bir küp yapılıyor. Elde edilen küpün bir ayrıtı nedir? Şimdi bizim dikdörtgenler prizmamız var arkadaşlarım. Şöyle bir dikdörtgenler prizması çizelim bunu. Şimdi bunun ayrıtları 2, 4 ve 8. Hacmi ne yapar bunun? 2 kere 4, 8. 8 kere 8, 64 santimetre küplük bir demir var elimizde. Sen bunu erittiğin zaman, erit böyle cıvık bir hale getir. Yine 64 santimetre küplük bir demir, erimiş demir bulunur elinde. Ki bu demiri de sen tutup bir küp yapmaya çalışırsan bu oluşan küpün de yine hacmi 64 santimetre küp olmak zorundadır. Bize de diyor ki işte hacmi 64 santimetre küp olan küpün hacmi, şey, bir kenarı nedir? Şimdi küpün hacmi neydi? Bir kenarının küpü. Bu da 64'e eşitmiş. O zaman bir kenarı 4 olmalı ki hacmi 64 olsun diyebiliriz dostlar. Evet, 22 dakika olmuş arkadaşlarım. Ne diyorsunuz? Duralım mı? Devam mı edelim? Şöyle bakayım. Biraz daha çözsek mi diye düşünüyorum ya da dörder dörder gidelim arkadaşlarım. 17 tane var. Sonuncusunu da 5 tane yaparız.
Dörder dörder çekelim videolarımızı. Bu videomuz ilk dörtten oluşsun. Sonra bir dört daha yapalım. Sonra bir dört daha gideriz bu şekilde. Peki, hadi bakalım. Öpüyorum hepinizi. Görüşmek üzere. Bir sonraki videoda görüşürüz.